Günaydın ana. Seni de oğlum. Açmışsın yine gözlemeleri. Açtım evim, hadi ye. Ben bir giyinip geleyim. Demin alarm çalınca uyandın sandım. Yok, erteleyip uyumuşum yine. Yemin ederim şimdi yatsam var ya sabah anca dinlenmiş olurum. Geberdim yorgunluktan. İki iş beraber yaparsan olacağı bu. Ne alakası var Kaan? Bir kere 8 saat uyudum ben. Bu plazadaki klimalar dokunuyor bana. Sen zayıflayacağım diye taktın, hiçbir şey yemiyorsun. Doğru dürüst beslenmiyorsun ondan. Gelinliğe girmek için yapıyorum herhalde. Eğer gelinliğe girmek istiyorsan böyle yapmam lazım. Yoksa tombiş bir gelin istemezsin herhalde. Canım ne alakası var? Ben senin her halini beğeniyorum Gül. Sen var ya benim bir tanemsin. Hadi kaçtım ben. Görüşürüz. Ha, bu arada unutma, bugün düğün organizasyon şirketine uğrayacaksın. Sana da günaydın. Yanımda otlu börek var. Beraber yiyiverem de. İyi gel, yiyelim hadi. Kamran kız, sen mi yaptın bunu? Helen, başka kim yapacak? Beğendin mi? Hı, güzel olmuş valla. Ay! Ne oluyor kız? Şeklinden şekline giriyorsun. Of, azı dişim zonkluyor. Aha bak bu. Ay, o ne ya? Kapa şu ağzını. Dişçi miyim ben? Çok zonkluyor ama. Muğla'ya yeniyorum. Gel seni de götürelim dişçiye. Yok be. Korkup dururum ben dişçiden. Vallahi Kamuran, sana yapabileceğim en büyük iyilik o zaman eczaneden ilaç almak olur. Ağrı kesici. Ya alırım ondan hakikaten. Alırım. Ne yapıyorsun kız? Ah be. Ağrım geçti vallahi. İlaç gibi geldi bana. Almış kadar oldun, sağ ol.
Açık olsan şaşırır. Neredesin? Patron aradı, seni sordu. Ya, trafikteyim. Ne yapayım, işte gelemiyorum. Neyse tamam, merak etme. Tuvalette dedim zaten. Ya niye öyle dedin? Ya şirkete benden önce giderse? Dedim işte, yalancı çıkartma beni. Of, tamam tamam. Ne oldu, ne istiyormuş patron? Güzel yurda gidecek bir koli varmış. O ulaşmamış. Ortalığı ayağa kaldırdı vallahi. Gül ilgilensin diyor. Nasıl ya? E koliyi göndereli 3 gün oldu. Öf ya, yeter artık ya, yeter ya. Neyse tamam, hadi abartma, hallederiz bir şekilde. Yok, sana demedim. Tamam, kapat, ben halledeceğim Asu. Yoğurt döküldü her yere arabanın ya, tamam. Alo. Merhaba, ben Gülsüm Gül, Daylight Kozmetik'ten arıyorum. Bizim bir kolimiz vardı, ulaşmamış. Tamam, bekliyorum. Nasıl ya? Kardeşim siz nasıl yanlış yere gönderirsiniz? Güzel yurt Kıbrıs'ta, siz niye Muğla'ya yolluyorsunuz onu? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsın Sercan? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim, iyiyim. Nasıl gidiyor? İyi. Geldin mi benim ilaçla? Geldi, geldi. Bunlar senin ilaçlar abiciğim. Ha. Ya bir de bir koli var burada. Güzel yurt yazmışlar ama. Bir bak bakalım şuna. Ver bakayım. Muğla yazıyor. Sizin güzel köy olmasın bu? Ha, bizim Sultanana'ya gelmiş ya bu. İyi madem, sen götür ver o zaman bunu. Götüreyim, götüreyim de bizim Sultanana'ya kim ne yollar ya? Ya Sultanana, on başlarına Yusuf ben. Hani senin darlalara sürüp durum, hı, sana icar verip durum. Hatırlamam mı beni? Hatırlıyorum seni. Kasap değil mi sen? Hayvanlar mı keseceksin beni? Tüh sana! Yahu kasap değilim ben. Ben çiftçi adamım. Aha kasap bu. He he, kasap benim ben. He kasap budur. Kasap mı? Sultan. Bu kasap, bu Yusuf. Gerçi Yusuf tanımam ama normal çünkü. Silik bir kişilik. Ama beni tanı yani. Ben Hüsnü, öküzler Hüsnü. Sen hayvanlara bakıp durup icar verip durmuyor sana. Tanımıyorum lan. Hiçbirinizi tanımıyorum ben. Ne istiyorsunuz benden? Ne istiyorsunuz bana? Yürüyün gari, gidin basın. Gel, gel. Gel, gel. Ne istiyorsunuz? Kafayı yemiş ya bu. Öğren kafayı yemiş. Hepiniz, öldüreceğim gari hepinizi. Defolun diyorum. Defolun. Ben, ben Allah'a hikmetiyim, ben Allah'a. Yürü lan, yürü lan. Hüseyin abi, Sultan abi kafayı verdi. Sizin işler sahibi sağlayacak. Sen kendi işine bakıp Hüseyin ya. Hadi gel. Kayfenin tapusu da Sultan abi'nin, değil mi? Dur, dur, sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Mustafa, adaya yollamışsın. Çocuklar hemen gelsin gel, de. Gel doktor, gel, 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 gel. Sultan abi kafayı yedi. Ya hiçbir şey hatırlamıyorum. Bir doktora götür de baksın. Nedir ya? Yapma ya. İndi bak hem bastonu. İndi. Beni de mi tanımadın? Niyazi. Heh. Kocacığım. Aa! Alo. Merhaba Cüneyt Bey, Gül ben. Neredesin sen Gül? Kargo yine gitmemiş. Kargo Kıbrıs'a gideceğine Muğla'ya gitmiş efendim. Çok özür dilerim. Ya niye gidiyor ki kargo Muğla'ya? Ne iş var orada? Ya senin yüzünden müşteri kaybedeceğim. Haklısınız ama tamamen kargo şirketinin hatası efendim. Ya isim benzerliğinden galiba. Güzel yurta gideceğine başka bir yere gitmiş ama hallediyorum. Hemen Muğla şubesinden Kıbrıs'a aktarıyorum. Sen neredesin şimdi? Ofisteyim efendim. Arabadasın gibi geldi. Trafik sesi duyuyorum. Yok, pencerenin yanına gittim de dışarıdan ses geliyordu. İyi. Ben de şimdi şirkete geçiyorum. Şirkete mi? Evet.
Esentepe sapağından saptım. Gelmek üzereyim. Tamam. Kardeşim ne ortada halt diye duruyorsun ya? Ya hem arkadan vuruyorsun hem de bağırıyorsun. E sen böyle cart diye durmasaydın... Konuşma fazla, suçlusun. Ya öyle hard diye durmasan ben de vurmazdım herhalde. Ya babanın tarlası mı burası? Ya şu hale bak ya. Of, of. Cüneyt Bey. Bir sene ne yapacağız? Gel Muhtar, gel. Aleykümselam, gel bakalım. Ne dedi doktor? Bunama başlamış. Yaşla alakalı işte. Hapverdi. Bu yaştan sonra olur böyle şeyler dedi. Hindi zekası 15 yaşındaymış. Sonra gitgide geriye doğru sayım başlayacakmış ya. Ne olacakmış? Zamanla sıfırlanacak mıymış zekası? Vallahi ben doktorun dediğini diye veriyorum size. Hiç düzelmeyecekmiş mi? Bilmiyorum gari. İşte anca bunamayı yavaşlatacak ilaçla alan. Ben deyiveren. Düzelmez artık o. Ben türkü söyleyip saz çalıp tedavi edeyim onu. Hem delileri de böyle tedavi ediyorlar ya. Türküyle. Ay, ne yapıyorsun be? Sazını susadı be. Alacak o sazı kafanın ortasını vurmayacak, kocaman yarık açmayacak. Otur otur den yerde. Doğru deyiyor ne? Sonra sazı ben buluveririm gari. Baba. Ya ben Hindi deyon sultanına ölü veyse. Malı mülkü kime miras kalı veyecek? Lan oğlum ne biçim konuşma lan? Hemen öldürüverdiniz kadını. Tabii de lan Celal. O nasıl laf öyle? Tabii tabii. Kimin önce gideceği belli mi oğlum? Hiç. Yusuf emmi doğru diyor. Allah sıralı ölümler versin. Hatta sırayla ölün gari. Amin. Niye amini baba? Celal'in dediğine gelip durma vakit. Bu hesaba göre önce Sultan Han'a ölüp gidecek. Sonra Hüsnü amcayı. Olur mu lan öyle şey? Baban benden daha yaşlı bir kere. O zaman önce sen babam gidiveriyor. Sonradan sen gidip dur. O zaman ben hemen babamdan önce gideyim Hindi. Baba. Otur otur sen otur. Üstü lan. Yat lan. Hatırlayıverdin mi beni? Ne var lan Hüsnü? Hah maşallah. Bak hemen hatırlayıverdin ha. İlaçlar iyi geldi demek. Azıcık düzeldin. Al bakayım. Hayvanların icarı. Gülü güle harca. Bu yaştan sonra ne harcayacaksın hiç? Ben de lafı oraya getirivereceydin ya. Şimdi ben diyorum ki Sultan Ana, Allah gecinden versin. Sana bir şey olsa da gidiversen. Diyorum ben bu hayvanların, dağlıların hali ne olacak? Devlete kalacak. Devlete kalınca ne olacak? Devlet onu bildiği gibi kullanacak. Biz ne olacağız? Biz aç kalacağız. Sen ister misin bizim aç kalıvermemizi? Yok istemem gari. Güzel. O zaman hayvanlarla dağlarla benim üzerime yap. Diyorum yani. Ben de sana ömrün oldukça bakıvere. Mermerden bir de mezar taşı yaptırıvere. Yok. Hayvanları sana vereceğim. Darla Yusuf'a yapacağım gari. Yıllardır o bakıyor. Darla Yusuf'un. Etme be. Yusuf ne yiyecek, içecek? Ben ona mayış bağlayı vereyim. Olmaz. Kançomu hazırla. Bakıyorum oturup durunuz. Gel gel. Gel Yusuf gel. Gel otur bey şuraya çök. Oturayım. Çök gari şuraya. Beni bak. He. Biz de Hüsnü ile benim malları konuşuyorduk. Hı. Ben karar verdim gari. Hayvanları üstün üstüne yapacağım. Darıları da senin üstüne yapacağım. Ama siz de bana ölünceye kadar bakacaksınız. Tabii de. Hı. Allah gecinden versin Sultan Ana. Allah'ın neyi vereceğini sen karışma gari. O bilir işini. Hadi bakayım. Öp onu elimi şimdi. Hadi, hadi. Öp bakayım. Hadi öp gari öp. Sen de Hüsnü. Sultan Ağa. Ya şu gün böyle vakit durum. Sen yıkanıvermeyi mi unutuversin? Tövbe tövbe. Her sabah gusul abdesti alırım ben. Öyle mi? Kocam var ya benim. Ha bu kokmuştur. Nereden buldun bu tarihi esere? Eski nişanlımdan kalma.
Ben... Güzel gokem doktora dedim. He he. Olmamış mı? Olmuş olmuş. Koy cebine, ziyan olmaz. İyi ver. Nereye gidiyorsun? Hiç. Öyle bir gidiveren. Sen? Öyle gideyim yani. İyi. Hadi gene iyisin. Hayvanları kaptın. He, sen de iyisin. Dağlıları kapıverdin sonradan gelip. Kurnaz. Benden önce gelip hayvanları kaptı. Kurnaz. Sonradan gelip dağlıları kapıverdi. Nereye gidip durun kız böyle elini kolunu sallaya sallaya? Geç baba. Eve gidiyorum. Git Sultan Ana'yı bir yıkayıver. Niye baba? Ya bozuk parfüm mü sürmüş, losyon mu sürmüş de bunu mu direğe kırıldı? Ay babam ya, bana ne diyorsun o zaman? Arayı sıkı tutacaksın kızım. Hah, köprüyü geçene kadar ayıya dayı diyecek. Baba ya. Lafıma laf etme. Yürü git. Yürü git. Yürü git. Kız, ne yapıyorsun sen burada? Ne bu halin? Sultan Ana'nın evini hamama mı çevirdin? Yok lan. Kadın kokuyordu, bir yıkayıveren dedim. Ben de öyle ıslanınca bir su döküveren dedim. O elindeki ne? Kutu. He. Ne kutusu? Bilmiyorum. Kim göndermiş ki? Kız, ne çok soru sordun. Git üstüne bir şey giy şimdi, bir gören olacak, laf söz olacak, hadi. He. Ha, Kamunar. Al bakayım şunu da. Ağır kesici aldım sana. Günde 3 tane içeceksin tok kanına. Tamam mı? Ay Cemal. Mutluluk kapımı bu lan. Alınca mutlu oluverdim ya. Ay. Heh. Nasılsın bakayım Sultan Ana? Sabah iyi değildin ama hindi yiyin gari. Bunu sana göndermişler. Ne ki lan o? Vallahi bilmiyorum. Bugün kargocuya indiydim Moğolu'da. Bunu da elime tutuşturuverdi. Gerçi senin kimin kimsen de yok ama kim gönderdiyse artık. Açayım bakayım şunu. Açalım. Bu ne ki? Makyaj malzemesi Sultan Ana. Kim gönderdi ki bunları sana? Ne bileyim ben? Gül Sümbül diye biri göndermiş. Abo! Gülsüm! Benim torunum bu! Torun mu? Gördün mü bak? Ya daha sabah konuştuk sizinle. Niye hemen ulaşmıyorsunuz Molla Şube'nize? Nasıl ya? Ya sizin hatanız o, siz düzeltin kardeşim. Allah Allah ya, işimden olacağım bunlar yüzünden. Kızım, biz bunları ikna edip kolyeyi Kıbrıs'a göndertene kadar yeni bir kolye hazırlayıp gönderelim. Geri aldığımız kolyeyi de depoya koyarız. Bak doğru diyorsun ha. Hem zaten kolyeyi açınca onların olmadığını fark edecekler. Telefonu çalıyor. Alo. Muğla'dan mı? İyi günler. Gülsümbül siz misiniz? Buyurun benim. He, şimdi bizim köyde Sultan Ana var. Ne olmuş? Siz ona bir koli göndermişsiniz. Ha, demek o koli size geldi. He, ulaştı, ulaştı. Tam zamanında aradınız. Ya o koli yanlış geldi. Bizim kargo şirketi bir yanlışlık yapmış. Siz şimdi kargoyla bana gönderebilir misiniz onu? Ben bütün masrafları karşılayacağım. Maalesef gönderemeyiz. Neden? Sultan Ana içindekileri kullanıvermiş. Ulan dedim. Ne deyi veriyor? Ha? Selam Edibe. Selam Edibe torunuma. Nenen teşekkür ediyor deyi veri. Hadi. Nasıl ya? Hepsini mi kullanmış? He hepsini tek tek açıp kullanıvermiş. Ulan dedim. Ya siz kimsiniz?
Hindi ben Güzelköy'ün mıktarıyım da... ...bu Sultan Ana senin için benim torunum deyip duruyor. Doğru mu bu? Kardeşim ne torunu ya? Ben kimsenin torunu falan değilim. Ya ayrıca niye sormadan kullanıyorsunuz ki onları? İnsan bir telefon açar değil mi? Ne kadar pahalı onlar biliyor musunuz siz? Oldu, oldu. Ederin, ederin. Size de iyi günler, iyi günler. Alo, ay... Suratıma kapattı adam ya. Ne deyip duru? Selamı var, ellerinden öpüyorum. Gülü gülü kullansın dedi. İyi gari. Sağ olasın. Bu Sultan Ana'nın hali hal değil biliyor musun? Giden ki? Çoğu yaşamaz o. Yakından Allah'a dikiver. Öyle değil mi lan? Yazık kadına. Öyle, öyle. Öyle. Öyle ben gözümle gördüm, öyle. Da, asıl mesele başka. Şimdi ben buna gidiverdim. İşte malları bize bıraksın filan diye yani. Ana, bir de ne göreyim? O Yusuf Çakalı ardım sıra düşüp geri vermez mi? Tabi bu geliverince Sultan Ana dağlanır buna bıraktı, hayvanları bize. Şimdi o güzelim sulu dağlılar Yusuf'un olacak. Bize de gene ineğinle, buğasıyla, tezeyle uğraşmak kalacak. İnekcen, zamanında hayvanları isteyen sendin. Ya o zaman başka, indi başka. Ben diyorum ki, şey diyorum. Bizim diyorum Cemal'e. Kamuran'ı alıversek de dağlaları ortak oluversek ya. Olur lan. Azıcık yaşı büyük Cemal denemme. Laf karıştırma şimdi. Becerikli kızı Kamuran. Cemal'im de hedeyse oğlu. Ay, Cemal'e soran kim ka? Ne bağırıyorsun lan? Yolu vereceksin şimdi bıyığına ha. Şşt, bağırma. Ne konuştuk? Bahçedeyiz. Evin dışındayken benim sözüm geçer. İyi lan. Eve girmiyorsun ki. Hele eve sen bir giy bak ben seni neler edeceğim. Ya tamam uzatma. Şimdi sen Esma'ya uğrayı ver. De ki akşamına size hayırlı bir iş için geleceğiz de. Tamam mı? Oradan da Muğla'ya git. İşte artık çiçek mi alacaksın? Yüzük mü alacaksın? Çikolata mı alacaksın? Neyse. Al bunu da. Hilal! Kızım gel! Ey! Ne molası? Otur versin oturduğu yerde. Nereden çıktı Moğla? Ya beraber alıverdik alınacakları. Ben sana demedim mi? Yanında ben olmadan bu kız şu kapıdan dışarı çıkmayacak diye. Ya! Ey! Ana ya! Tut! Lan kızın dibi yosun tuttu evde oturmakta. Lafın üstüne laf yok. Haydi! Mızıklanma! Koliler maalesef yanlış adrese gitti. O adrestekiler de malzemeleri kullanmışlar. Önerin nedir? Yani depodan yeni mal çıkışı yaparak Kıbrıs'a göndermekten başka hiçbir şey gelmiyor aklıma. Peki Muğla'ya giden malzemenin bedeli ne olacak? Onu da ayrıca kargo şirketine fatura edip ödettireceğim. Tamam. Ben de taksinin tamir masrafını sana fatura ettirdim. Artık onu da sen ödeyeceksin. Tamam Cüneyt Bey. Ben de arabayı servise verdim. Bizim filodan bir araba verebilir misiniz bana birkaç günlük? Sana araba falan yok. Metro ile idare ettik kaç gün. Peki. Bir şey daha söyleyebilir miyim? Yarın izin almam mümkün mü? Sebep? 15 güne evleniyorum. Davetiyenizi ayrıca vereceğim. Ama bu sağlık işlemleri falan eksikti. Anca yarına randevu alabildim. Peki. Yarın izinlisin. Ama sonraki gün çok önemli bir toplantı var. Bak bu sefer mazeret falan dinlemiyorum. Tam saatinde sabah orada ol. Tamam, biliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Gımıldan, gımıldan, gımıldanı ve... Hüsnü git Aşem'e hayırlı bir işin gideceğimi söyleyince ben uçuverdim yapmaları. Kız, ben biliyorsun Kamran'ı pek bir yakıştırın Cemal'ime hepten beri. Ben de Cemal'ı oğlum gibi severim biliyorum. Kız, biz şimdi dünür mü alacağız? Alacağız ya! Arkadaşım benim! Arkadaşım! Dur,
Dur bir kayfe yapıp verem. Sen de bir falıma bak ha. Ya hindi olmaz be, Moğol'ya gidiverin. Hadi ben gidip durum. Hadi yürü gülüm. Kumuzdan, kumuzdan, kumuzdan ver. Ah şöyle nazlı kumuzdan ver. Kumuzdan, kumuzdan, kumuzdan ver. Gel gel. Ne yapıyorsun sen içeride? Ha? Yine şarkımı dinliyorsun sen? Yok be ana. Hiçbir şey yapmıyorum. Ha, iyi. Hey, azıcık içeriye toplayıver. Akşama misafirler geliyor. Hayırlı iş için. Kamran'ı isteyecekler. Kim isteyecek? Dudugiller Cemal'a isteyecek. Abo. Ana kız. Abam sevincinden düşüp bayılıver bize bari. Hadi hadi yürü yürü yürü. Beni bak. Nürten'e de haber ver de akşama eniştenle onlar da gelsin. Olur. Ne yapıyorsun Allah aşkına? Deminden beri yazdıkların ne? Ya kimseye söyleme. Gülsüm köşesi için yazı yetiştirmeye çalışıyorum. Nasıl yani? Sen mi yazıyorsun o köşeyi? Ben onu takip ediyorum. Çok komik. Evet. Ya aslında evde yazıyorum akşamları ama çok uykum geliyor. Burada da fazla iş olmayınca böyle araya sıkıştırıyorum işte. Tabii ya. Anlamalıydım ben bunu. Gülsüm, sümbül, bülbül. Ay. Çok zekice. Aa. Organizasyon şirketinden arıyorlar. Kaan gidecekti bugün oraya. Alo. Nasıl anlaşamadınız? Kaan Bey ilgilenmedi mi? Tamam, ben size döneceğim. Ah Kaan ya. Uf, öf Kaan. Ben de bir Gülsüm abla bulsam da kendi derdimi çözsem. Verdiğiniz maaş yeterli gelmiyorsa Gülsüm Hanım, o zaman siz de fazla mesai yapın. Olmaz mı? Sizce mesai saati içerisinde başka bir iş yapmak ne kadar etik? Bence hiç değil. Ben bunları bir daha görmeyeceğim onları. Tamam efendim, affedersiniz. Patrona yakalandım ya. Adam da şeytan gibi ha. Geldi böyle imalı imalı Gülsüm Hanım. Nereden biliyorsa benim yazdığımı bunu. Ne oldu Hilal'im? Niye ağlıyorsun? Ne olacak abi? Babam yüzünden. Çok sıkıyor beni. Anam Moğol'a götürüverecekti. Olmaz dedi. Sanki çalacaklar beni orada. Oy oy oy. Gel bakayım gel. Kıyamam ben sana. Söz bir dahaki enişimde ben götüreceğim seni Moğol'a. Abim sen de olmasan. Yandım zaten ben. Ama sen de gideceksin gari evden. Nereye gideceğim kız? Buradayım ben. Sen öyle san. Babam anamı Yusuf amcalara gönderdi. Haber salma ya. Akşam seni Kamuran'ı isteyeceğiz. Ne dedin sen? Benim niye haberim yok bundan? Vallahi bilmiyorum. Zaten az önce karar verdiler annemle. Anam nerede? Esma teyzelere gitti dedim ya abi. Oradan da Moğol'a gidecek. Babam nerede? Sen gelmeden acı geveli çıktı. Gayfe'ye gidiyorum dedi. Thank you.
Benim. Kemal, senin ne işin var lan burada? Birine yakalanırsak ne olacak? Kim yakalayacak ilan? Dudu teyze Muğla'ya gitti. Celal kahvede. Cemal abi Hindi Hüsnü amcanın peşinden gidip duru. Bir saattir revi röntleyoz herhalde. Hadi bir tas ayran yapıver de içiverem. Beklerken kavrulu verdim sıcaktan. Sonra atır mı soracağım ben seni. Tamam, Hindi getir veriyorum ayranı. Buba! Buba! Dur! Ne oldu lan? Hayırdır? Kamuran istiyormuşuz. Ha, akşama. Ha, akşama. Çok iyi. Çok güzel düşünmüşsünüz de. Sağ ol. Keşke bir de bana da soraydınız. Acaba ben istiyor mu, istemiyor mu diye. Neyini istemeyeceksin lan? Hükümet gibi kız. Çürüyor, çarığı yok. Eli iş tutuyor. Ya, yamuğu yok. Ya baba büyük ama. Büyük. İki yaş büyük. Ben onu düşündüm. Olur o. Ya baba ben o kızı hep böyle arkadaş olarak bildim. Hiç o gözle bakmadım. Arkadaş deme. Lazım olur. Evlenince alışırsın. Baba istemiyorum diyorum ya. Oğlum sen benim lafıma, babanın lafına karşı mı geliyorsun? Ya senin yaşın başın kaç oldu? Bu köyde senin yaşına denk başka kız mı var? Anacığım işte Kamuran'ı, biz de Yusuf'un tarlalarına ortak olacağız. Sultan Ana'nın hal değil. Yarın öbür gün ne olacağımız belli değil ya. Ha, şimdi çıktı senin ağzındaki bakla. Şimdi çıktı senin ağzındaki bakla. Ne kadar da zekisin. Ben ağzımdaki baklayı saklıyor muyum? Oğlum, hayvanlar bize, tarlalar Yusuf'a düştü. Hayvan dediğin yarın öbür gün ölür. Affedersin elinde de karı kalır. Ama toprak öyle mi ya? Toprak her zaman garanti demek. Bu hayatta toprağın olacak Cemal. Ben seni kardeşlerini düşünüyorum. Ailemizin geleceği senin elinde. Artık yapacaksın bir fedakarlık. Oğlum istemiyorum diyorum. Zorla güzellik olur mu Allah'a? Zorla güzellik olur. Oluyor, ben biliyorum, oluyor. Zorla güzellik oluyor. Akşamından televizyonun karşısında dikilip seyretmeyi biliyorsunuz. O kutubet kutubet karılar yüzlerini gözlerini yaptırıp güzel güzel geziyor sokaklarda. Hem alırsın bakarsın olmuyor koyarsın evde durur. Ya bir ağız tadıyla kahve içeyim dedim. Onun da tadını kaçırdın Cemal ya. Çok üzüyorsun beni. İçeri geç de bir yıkanıver. Ben su tutuverem de burada yıkayıveren abamı. Yok kız, daha yeni yıkanıverdim zaten. Nerede yıkandın? Ne hal teptin de gündüz vakti yıkandın kız? Ay anam ya, Sultan Ana da babam Sultan Ana'yı yıkayıver dedi. Ben de arkasından yıkanıverdim. Madem öyle geç bir hazırlanıver. Ayşem'e misafirler geliyor. Kim geliyor? Aba kız. Seni istemeye geliyorlar ya. Ya kim geliyor? Dudu teyzeler. Seni Cemal abiye isteyecekler. Ne? Cemal mı? Abo! Kız bu bayadı ya. Ana ben sana dedim mi koyulu verecek diye. Kızım. Abam. Kamuran aç gözünü yavrum. Abo! Nerede kaldın kız? Hazırda ayran yoktu da yenisini çalkalayıverdim. Ellerine sağlık. Balda katı verdim içine tuz yerine. Tatlı olsun diye. Tatlı tatlı oturam diye mi? He. Tövbe tövbe. Eyvah babam geliyor. Kalk, 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 kalk. Kalk. Ana. Gir, gir perdenin arkasına. Nerede bu yubu? Çekiver şunları haydi. Hoş geldin. Çekiver de aldım çek şunları. Ne oldu baba? Ne oluyor? Elinin körü oluyor. Size iyilik yaramıyor, o oluyor. Adama diyorum ki abine, düğün yapacağım. Yok istemem ben baba. Ya arkadaş, beni babam mı evlendirdi? Sen bedava düğün yapacaksın. Babana sırtını dayayacaksın. Daha boş boş konuşup duru. Boş lenger gibi tıngırdı. Şey, ayran mı? Ver bakayım onu. Ayran bu. Ver, 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 ver. Kurudum, ağzım dilim kurudu. Kendine yenisini koyarsın, ver. Ya senin bu abin. Tatlı ya kız bu. He, bu baballı. Bu baballı ne ya? Bu git şunu duzlu yap. Canım sık. Depemin tasını at.
Git. Vallahi lan ne ya? O ne ya? Maşallah, maşallah, maşallah. Dudu Hanım, bütün gün köyün kapılarının iplerini çeksin. Sen ağzını havaya ayırıp datta ayran yap. Üstlüğü de baban toplasın. Maşallah. Baba! Ne? Çabuk gel, çabuk. Ne oldu kız? Boş. Kız ne oldu? Böcük var baba. Böcük mü? Nerede? Aha, burada. Baba vallahi çok korkuyorum. Ne çok korkuyorum. Ne içeceğiz sen git. Nerede kız? Aha, vallahi şurada. Nerede, burada mı? Kızım yok mu böcük böcük? Nerede lan böcük? Orada vallahi çok korkuyorum. Gelemem ben oraya. Lan ne böcük böcük? Gel buraya. Kız gel buraya. Nerede böcük? Tüh. Demek kaçtı baba. Sen gelene kadar. Allah Allah. Her biri ayrı bir çeşit. Her biri ayrı bir çeşit. Bir tane böcük için beni soktuğun hale bak ya. Ayaklarım aymış karı sula. Eşma! Gel kız. Ya niye giriyorsun ayaklarından? Yeni temizlik ya, ettim dur daha. Dur işte girdik. Çek bayım. Heh. Sene diyeceklerim var. He, benim de sene. Benimki ta önemli. Yapma ya. Ayşem'a, Hüsnü gelirler. Kamuran'ı istemeye gelecekler. Değil mi? Vallahi. Vay 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 o kızım Hüsnü. Aklı sıra. Benden kız alacak. Beni kalacak darlalara ortak olacak ha. Abo. Kamuran'ı vermeyecek mi yoksa? Ne vermeyeceğim kız? Kemal'e vermeyeceğiz de kime vereceğiz? Hem Kemal iyi çocuk. Cemal bize hiç güvesi anam diyor. Bize kalacak dağlarına ortak olalım derken biz ona kalacak hayvanlara ortak olalım. Yarımanın koyunu sonra çıkar oyunu. Beni bak Esma, çeneni sıkı tut. Kimseye sakın bir şey deme. Demem merak etme. De gidim de o kızım işte. Kurnaz. Aklın sıra benden kız alacaksın. Beni kalacak darlalara ortak olacaksın. Ulan. Ben seni bir darla parası harcatmamın bu düğün için. İşte aramıyor Niyazi. Sen bir daha arayıver bakayım. Böğün aramaz gari Sultan Ana. Hadi sen git artık eve. Hadi arayver, arayver. Allah canına almasın. İyi ve arayayım bir daha hadi. Alo. Ha, alo, iyi günler. Ben Niyazi. Kim? Niyazi. Bugün konuşuvermiştik ya sizinle. Moğolu Güzelköy'den. Evet, ne oldu, ne istiyorsunuz? Şimdi ben bu Sultan Ana nenenizi tutamıyorum. Daktı sene kafayı, konuşacağım de konuşacağım diyor. Bir konuşuverseniz. Ya siz benden ne istiyorsunuz ya? Ne ninesi, ne torunu, bana ne Allah aşkına? Emme ben Güzelköy'ün mıhtarı olarak pek mağdurum Gül Hanım. Vallahi ben de sizin yüzünüzden çok mağdurum. O yüzden beni hiç ilgilendirmiyor. Şimdi metroya biniyorum, telefonum kesecek. Bir daha da beni aramayın ya. Allah Allah, çattık ha. Alo. Kesiliverdi. Sen bir daha arayayım bakayım. Ya konuştum diyorum Sultan Ana. Daha sonra arayacakmış seni, öyle dedi. Ne dedi başka, ne dedi? Metroya binip durun dedi. Abo! Bana gelivermek için metroya mı binivermiş? He, bizim buraya metro geldi ya, durakta inecekmiş. Hadi sen git evde bekle ona, hadi. Beklerim kocacığım. Ben onu evde bekleyiverim gari. Beklerim. Hadi gari. Allah canını almasın ya. Arkadaş bu nedir ya? Ayvayı yedim ben. Bu Sultan Ana taktı bana kafayı. Kurtulamayacağım ben bundan. Ne edeceğim ben ya? Thank you.
Ne oldu abla? Allah'ım yarabbim ya. Biraz açılır mısınız lütfen? Kardeşim manyak mısın? Yürü git işine ya. Aa, manyak mıdır nedir? Hasan değil misin? Aa, yeter ama ya. Aa! Biz bakayım şöyle bir kenara. Aa! Oldu. Bu ne ya? Aa. Zaten doğru düzgün para kazanamıyoruz. Bir de vergi mi çıktı? Yeter ama ya. 2 kuruş para kazanacağız diye. Of. Gülcüm hoş geldin. Vallahi hiç hoş gelmedim vallahi ya. Niye, ne oldu? Ya sabahtan beri başıma gelenlere bir bilsen. Arabaya çarptım. Aa! Bir de çarptığım taksinin içinden bizim patron çıkmaz mı? Tam o sırada onunla telefondaydım, yalan söyledim şirketteyim diye. Böyle baka kaldık birbirimize. Şirketten araba istedim, arabayı servise verdim diye vermedi. Metro ile git dedi. Artık ben de metro, otobüs ne varsa, ben mi otobüse bindim, otobüs mü bana bindi bilmiyorum. Bir de insanlara diyorlar ki toplu taşının. Sanki biz çok meraklıyız millet olarak bu kadar benzin parası vermeye. Ay Gül, bir dur, bir sus, bir soluklan ablacığım. Geç otur şöyle. Abla yok vallahi ya. Kaçıp gideceğim buradan ya. Yeter. Of. Sen İstanbul'dan kaçacaksın. Evet. Vallahi çok ciddi ciddi düşünmeye başladım ha bunu. Tamam, git bir köy bul o zaman kendine. Git yerleş oraya. Bak kulağa kötü gelmiyor. Düşünmüyor değilim. Ha, tabii tabii. Bence önce Kaan'a git. Bir tanem de. Biz 15 gün sonra evleniyoruz ama ben vazgeçtim. Köye yerleşiyorum de. Ay abla zaten sırf onun için çekiyorum bu çileyi ya. O olmasa ben çoktan gitmiştim. Ay vah vah. Bu ne yapıyor öyle? Bu hep böyle. Sude. Dünyadan Sude'ye, dünyadan Sude'ye. Sude. Hiç duymuyor. Şişt. Ablacığım. Ya bırak şunu, bir dünyaya dön artık ya. Ben dünyadayım abla. Dünya bunun içinde. Asıl siz bu odanın içindesiniz ama dünyada sanıyorsunuz kendinizi. Böyle. İyice kopardı kendini. Yapıştı o koltuğa. Ay ne yapacağız bilmiyorum. Çıkar şunu, takmayacaksın. Hayır, hayır, hayır. Oy, oy. Çok heyecanlıyım ya ben. Abla kız, ben bile heyecanlıyım. Kim bilir senin yüreğin nasıl kıpkıp atıp duru. Kahvemizde içtik mi artık şu mevzuya girelim değil mi? Girelim. Dur bir önce benim Nürten'le damat gelsin öyle. He. Kime bakıyorsun kız? Kime bakacağım Celal? Kemal, bahçedekilere bakıp duru. Çekil bakayım, çekil, çekil. Azıcık da ben bakıp gireyim. Abo. Ne abosu be? Hiç baba, öyle kendi kendime dediydim. Hah, geliverdi damat. Haydi hoş bakalım. Geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nerede kalmayın işte ya? Sahne lan. Bu kadar büyüğün varken sağ mı hesap sormak? Yallı. Daire değil, müşterimiz hadi. Eyvallah. Gören de midir sencek. Sanırsın bütün işi Binyamin yapıyor. Ne o kız, beğenemedin mi? Ostacı dairenin kısım amiri. Kısım kaç kişi? Bir. O da sen. Tamam lan uzakma, oturun bakalım hadi. Sen buna bakma baba. Gel, gel, gel. Telaşımız var diye yıllık izin aldım ondan öyle işleri. Ya, yaşa, yaşa. Uzağa boş geldin. Hadi geç, otur bakalım. Ya
Tam ya, börek falan kalmamış. Vallahi öldüm acımdan ben ya. Börek sana varsa yedik ya. Getiriverem, dur. Ana kız Ahmet olacak. Yok kızım, yok. Bacana hayırlı olsun. Daha kızı istemedik Bünyamin. Öyle mi lan? Oğlum nasıl olsa isteyeceksin, almayacaksın bu kızı yani sen de. Anneciğim, bana da bir tane ayran ver. Buzlu. Börek gel. Ha. Hadi bakalım. Maşallah. Afiyet olsun. Allah manda şifası. Sağ ol. İştahlıdır. Sana bir iş teklifim var Söyle. Ne işmiş abla? Ya ben şimdi bu düğün hazırlıkları yüzünden vakit bulamıyorum. Benim şu gazeteki gönül sayfam var ya, oraya benim yerime sen yaz. İş kolay. İnsanlar derdini anlatıyor. Sen de ortalama bir çözüm bulup cevap veriyorsun. Kaç para vereceksin? Yani yuh, hemen kaç para vereceksin? Sana kaç lazım? Düğün yapacak ablan kızım, ne parası? Tamam, tamam. Sana kardeş kontenjanından iş başına 50 lira teklif ediyorum. Kabul. Tamam, anlaştık o zaman. Oh, başka zaman olsa ağzını bıçak açmaz. Parayı duyunca bak şuna, gülersin tabii. Ha? Ya, gülersin. Sağ ol kızım. Ay. Ay yaşa, geçmiş olsun. Ne oluyor dedik oğluna? Ay, ben sizin geleceğinizi duyunca düştüm. Ecik Erkil verdi. Cemal. Aman ya. Dodo yüklerim, dodo. Kız, kız ne yaptın öyle? Bir şey yok ya. Kız baba. Kahveyi tuzlu ettik. Hem sıcak hem tuzlu. Kavuru. Cemal, buz getirelim mi? Hararetini alır ha? İstemez, lan istemez. Ya baba, kalk gidelim, gözünü seveyim. Öldürecek bu kız beni ya. Ya ne öldürmemiş? Otur, otur. Bir kazadır oldu. Büyütecek bir şey yok. Haydi, hemen lafı geri ver. Saat geç olup durur. Heh. Şimdi, Allah'ın emri, peygamberin kabiliyle kızınız Kamuran'ı, oğlumuz Cemal'a isteyiyoruz. Vallahi ne diyeyim? Biz biraz düşünelim. Düşünün, düşünün. Siz biraz düşünün. Bu gibi konularda iki kez düşünmek gerekiyor. Ay neyi düşünüyorum baba? İçkisi yok, kumarı yok. Nereden biliyorsun kız? Belki ileride olacak. Ne? Ya Yusuf amca, siz güzel güzel düşünün. Düşünün Yusuf, düşünün. Düşünüverin. Ama uzatıvermeden düşün. Çünkü Sultan Ana gelir verirse, ne olacağınız belli olmaz. Haydi kalkın bakalım, haydi. Tamam. Haydi yürü, yürü kız. Yürü. Dudu. Vallahi gelin hanım bir fincan kahveyle hepimizi vurdu vallahi. Ara, ara. Of babam ya, gözümü seveyim, sen ne diyorsun ya? Sus kız, kız evi, naz evi. Beni bak, bana hemen bir liste giydiriverin. Yarın öküzlerin Hüsnü'ye verem. Ne listesi baba? Düğün listesi kız. Sen bu işleri iyi bilin Gülten. Benim kızımın kıymetini bilsinler, ucuza gitmesin kızım. Olur baba, mesajı aldım ben. Yarın sabah erkenden liste elinde olacak. Gel. Kaan Bey, Gül Hanım geldi. Aslı'cığım sen hanımefendiyi rahatlat, ben birazdan geliyorum. Gül. Hayatım, randevumuza geç kalacağız. Sen hala hasta bakıyorsun. Sağlık işleri iptal bugün. Arzu sen söylemedin mi? Nasıl ya? Niye? Randevumuz haftayaymış. Arzu bir yanlışlık yapmış. Niye bana söylemiyorsun? Ben o kadar izin aldım işten. Canım, büyütecek bir şey yok. Ben daha az önce öğrendim, değil mi? Kusura bakmayın, tamamen benim hatam. Yanlış anlamışım.
Her şey ters gidiyor ya. Dün de organizasyon şirketini halletmemişsin. Çıkalım da bari onları halledelim. Yok yok, onlar olmaz. Benim onları gözüm tutmadı. Ben daha profesyonel birini bulacağım, merak etme. Ne yapacağım ben şimdi? İşe döneyim o zaman. Boş ver ya. Offroad'a gideceğim, öğleden sonra gelsene benimle. Ya arkadaş, bu Sultan Ana tutturdu torunum da torunum diye. Evet. Ya ben de biliyorum, olmaz öyle bir şey ama evet. Bir de size soran dedim. Siz benden daha kıdemlisiniz, daha iyi bilirsiniz. Hani olabilir mi böyle bir şey? Yok canım. Hani olur mu öyle şey? Deli saçması. He ya, ben gencidim, hatırlıyorum. Köyün asubayının da aynı çıktı. Bu da onunla birlikte kaçtı gitti, bir zaman sonra da geri geldi. Çocuk yok ki, torun oluversin. Ya arkadaş. Ben kıllandım şimdi. Niye? Bunun bu asubaydan çocuğu oldu belki. Hı? Belki de torunu var şimdi. Ya Yusuf gittisi geldisi kadının 4 ay. Hangi çocuk? Arkadaş doğru diyorsun ama bak düşün. Şimdi bu bizim asubayla işi bişirdi. Evet. 5 aylık hamileyi kanada kaçtı gitti. Evet. 4 ay sonra da doğurdu. Arkasından bebeği de asubaya bıraktı kaçtı geldi. He, Allah'ın hikmeti yani öyle mi? Lan Allah'ın hikmeti. Bir istihareye yat bakayım. Olabilir mi böyle bir şey? Vay arkadaş ya. Sultan Ana'ya bak ya. Biz onu burada kız olan kız biliyoruz. O işi pişirmiş ya yavrum hadi. Ben dünya mı? Tamam neyse ya. Ben kaçtım. Oğlum benim çayı da sen hallet de Sıdık. Ulan ben şeyim lan. Öyle bak. İhtimal üstüne konuşursunuz. Şimdi bu kadın yıllardır yalnız başına bu köyde yaşar. Olsa torunu ne çağırmaz mı köye? Ya Dünür, doğru diyorum da belki de yıllarca sır gibi sakladı. Kafa gidince de şimdi ağzından kaçırıverdi. Yusuf sen ikide bir bana Dünür Dünür deyip durun. He öyle diyorum Dünür. Verdi mi kızı? He. Hadi bakalım. Ben kalkayım. Sen de eve yollan. Bugün hayırlı bir iş için geliverek size. Vallahi mi? Hadi bakalım. Hey, hadi. Hadi bakalım. Hadi. Hadi hayırlı olsun. Şşş. Allah canına yapmasın. Niyazi, benim torundan bir haber var mı? Ya haber mi haber yok. Haber mi haber yok da sen gel bakalım bir benle konuşuver azıcık seninle. Gelirin hemen. Hadi kalk Niyazi'm, hadi kocacığım. Gel. Hadi bakalım, gidelim kocacığım. Ha, hadi ağlar, eyvallah. Acık, acık yavaş yürü. Tamam, tamam, tamam. Ben gidiverim de hadi. Gel bakayım gel. Gel öyle otur bir baş köşeye. Ha. Sağ ol Niyazi. Hindi, senin torunun işi çıkmış. Birkaç gün daha gelemeyecekmiş, özür diliyor. Yani o Niyazi bekledim ben. Ha, iyi, iyi. Sultan Ana be, bir şey soracağım ben sana. Hindi, senin şu assubay var ya... eski kocan deyon yani. Siz onunla ne zaman danıştınız? Kaçmadan önce deyon yani. Ne kadar zaman buluştunuz? 5 ay kadar var diyorlar, doğru mu? Kim diyor bunu? Yok be, öyle kayfedeki çocuklar söylüyorlar kendi aralarında. Ne? Söyle onlara. Garı gibi dedikodu yapacaklar ne kendi işlerine bakıversinler. Tövbe tövbe. Katil edecekler beni şimdi. O mesele kapanılı yıllar olup durup. Odamız yüzünden ben yıllarca evlat hasreti çekiverdim, sen biliyor musun? Yıllar sonra torunuma kavuşmuşum gari. O dedikodular yüzden vaz mı geçer sanıyorsun sen? Beni bak Niyazi. Allah canını almasın. Ne oluyor ya? Galiba va bu işin aslı astarı. Bunun da bunak olduğunu duy da inanma gari. Allah canını almasın. Nasıl hatırlayıverdi? Gönüllü şey olunca böyle oluyor demek ki. Lan of, bittim ya. Tamam. Eksik gidik var mı kızlar? Bitti herhalde liste işi ha? Aba, bana de kapalı çarşıdan gümüş yüzük yazı be. Emme Hürrem'inkinde ne olsun? Uf, aba ya. Hı. Açık insaflı oluverin.
En sonunda almayacak beni Cemal, o olacak. Kabarttıkça kabarttınız liseyi. Karışma sen. Bedavaya mı gideceksin? Ama Cemal'ıma yazık değil mi? Kız acıma. Acınacak hale düşersin benim gibi. Kız Nurten. Bu liseye bana da bir tane cep telefonu yazın ya. Darman duman oldu bu. Ala, vallahi kırdık ya. Elinde kaldı, onu da kırdın. Bana bak. Kız aklını başına topla bak. Heba etti gençin bu büyük baş. Bana mı diyorsun kız? Nasıl da biliyorsun kendini. Tövbe ya. Baba, liste hazır. Bu ne kız? Vur deyince öldürmüşsün. Amma iyi etmişsin ha. Kız beni bak. Sen nereden bilip durun bu İstanbul'daki dükkanlara? Dizilerden baba. O dizilerin sonundaki Legolar var ya. Ben onları bayılıyorum vallahi. İyi iyi. Aferin sana. Dur bakalım. Ya arkadaş, ben istemiyorum Kamuran'la evlenmeyi falan ya. İyi kız işte, evlen. Neyini istemiyorsun? Ya Niyazi, ben sana böyle arkadaş arkadaş diyorum ama ben bir türlü çözemedim kimin tarafındasın. Oğlum ben seni düşünüyorum ya. Yaş geçip duru. Kamuran seni de, evini de, hatta bağını da, bahçeni de çekip çeviriyor hamar at kız. Acık büyük, acık da denişik ama o gıda olur. Onu da sineye çekiveye gari canım, ne olacak? Niyazi, ben aşk evliliği istiyorum diyorum ya. Anlamıyorsun galiba. Bak bakayım bir suratıma. Görüyor musun bir şey? Aşk istiyorum ben, aşk. Aşk mı? Allah canını almasın. Aşk ne lan? Boş boş konuşma. Köydeki en münasip kız o işte. Anladın mı? Hüsnü emmi haklı. Babasından mal mülk de kalacak. Sıkıntı da çekmezsin. Çüş, çüş lan çüş. Yavaş iç. Gündüz vakti alışık da değilsin. Sapıtacaksın sonra deli danalığa gibi. Yani konuşma çok da, koy doldur şunu. Belki ay yaş diye kızı vermekten vazgeçerler. Ya ya ha. Vazgeçmez onunla. Liste bile yapıp duruyorlar. Liste ne? Ne listesi? Düğün listesi lan. Daha İstanbul'a alışverişe gönderecekler seni. Ne haber? Sen nereden biliyorsun? Bünyamin söyledi. Telefonu bozulmuş. Sabah mıktarlığa geldi telefon etmeye. O söyledi. Cemal'i cebi esneteceğiz gari dedi. Bak bak hareketlere bak kocaman adam. Esnetçi. Yandım ben ya. Arkadaş aslına bakarsan sen değil de ben yandım biliyor musun? Bu sultan ana iyice kocası belledi beni ya. Yakında çocuk da istemez senden. Çüş lan çüş. Hemen sulluk etme. Hem biliyor musun? Ben sultan anayla konuşup ağzından lafı alıverdim. Bunun torunu olabiliyor galiba. Asubaydan konuyu açınca böyle bir denişik oldu. Gözlerinde şimşekler çaktı. Çocuğu var ondan kesin. Çocuğu varsa torunu da olabilir. Ha. Emin misin ya? %85 emin gibiyim. Gerçi ben torunuyla konuştum. İnkar edip duru emme. Benim içime bir gurt düştü. Acaba diyorum. Kız bunun izini buldu. Hediyeler falan gönderip duru da bize belli etmemek için aile baskısından dolayı bizimle mi öyle konuşuyorum? Geçmişte bir husumet var çünkü belli. Onu nasıl anlayacağız? Ha. Onu henüz düşünmedim, bilmiyorum. Düşünmem lazım. Düşünmedim, çok güzel. Ama bir saattir benim kafayı ütüleyip duruyorsun, o ne olacak? He? Ben sana Kamuran diyorum, sen başka yerlerde geziniyorsun. Benim derdim başımı açmış. Lan dur, yavaş. Ay. Yavaş deyin lan, yavaş. Ciğere su toplatacaksın. Toplasın anasını satayım. Öf lan öf. Thank you.
Şimdi sıra sende. Seni de göreceğiz Kris Hanım. Alın. Çok heyecanlıyım ya. Canım korkacak bir şey yok. Hadi atla. Tamam. Toplasın anasını satayım. Salata koyayım mı? Koy koy. Gel. Ya bak ha. Mis. Nereye gidiyorsun lan? Allah canını almasın ya. Cemal. Sen. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorum ne yapıyorum? Dur. Tamam. Tamam. Lan. Cemal. İn bak hemen orada. Allah canını almasın senin Cemal. Oğlum ne ediyorsun Cemal? Gel lan buraya. Ben evlilik için sağlık raporu alacaktım ama iptal oldu dedi. Sen hala söylemedin mi acı gerçeği? Söyleyemedim ya. Evliliğini çabuk tutsan iyi olacak. Haftaya yola çıkacağız. Eğer vazgeçersin hemen söyle. Senin yerine başka bir diş hekimi bulacağım. Hayır hayır kesinlikle. Ben çok düşündüm. Geliyorum. Çok sevindim. Burada ne oluyor ya? Oğlum ne bu halde? Gel bakayım buraya. Hiç de böyle şeyler adeti lan değil. Lan sığır ayağınla girme. Lan dur lan dur lan. Lan ayağınla. Lan ayağınla. Bırak ayağımı. Oğlum bu ne hal? Nerede bu hale geldin oğlum sen? Ne haber Cemal? Damat bey geldiğine göre konuya giriverin. Kızı size veriyoruz. Vallahi mı? He. Allah sen. He. Veriyoruz derken... Veriyoruz ha? Ya sen hani biraz düşünce... Biraz daha düşünelim senin ben düşünceleri... Ya Cemal! Sürahi ver. Ver sürahi. Ver yavrum. Tut bunu da bakayım. Gel azıcık şöyle yanca ağzıma gel. Gel 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 gel. Ay! Ne oluyor lan? Ya bütün buzları gömlekten şey döktün ya baba. Az kendine gelirsin elbet. Koş şu. Koy. Ya Yusuf bunca sene sonra dünür de olduk ya. Gel bir sarılalım sana gel. Kalktım bir de sarılalım ya. Aki düşün beni. Dünürüm adı verdim abi. Dudu otur ya. Rezdin ya. Çürüttün ya. Yalnız bizim kız tarafı olarak sizden tek bir şartımız var. Kızıma anlı şanlı düğün yapacaksınız. Tabii aşağısı bizi kurtartmaz zaten. Kamuran. Hadi kızım. Şu listeyi kayınbabana keydir ve bakayım. Bu ne lan? Kendine ellerimden yazı verdim. Bak bak ellerimle yazı verdim diyor. Lan senin kolun askı değil lan. O dedi ben galim alıverdim. Ne oldu bacana? Korktun mu listeden? Ne korkacağım lan? Malla mı korkutacaksınız bizi? Kendine geldi işte. Al bakayım bunları. Yanına al alüver.
Hepsini al be. Nereden alacaksın? Kapalı çarşıdan, bir de nişantaşından. Bu ne Ragı? İstanbul'da olup durula. Ha, İstanbul'da. Muğla'nın suyu mu çıkmış? Ya vallahi ya, Muğla'nın suyu mu çıktı ya? Muğla'nın her yeri sulak vallahi ya. Bak bak, bıyık altından nasıl gülüyor Kehke. Lan maşallah, en sulağı da sensin Bünyamin. Konuşuyorsun lan benimle. Tamam lan, tamam. Gülü. Gelin kızını kırmayacaksın gari değil mi? Yok hocam. Ne? O listedekilerin hepsinin adresleri orada durup durup. Bir an önce bunları alıveren de hafta sonuna keydir veren düğünü. Keydir verelim. Anlaştık Yusuf. Anlaştık. Hadi bakalım. Sana söylemek istediğim bir şey var. Aslında uzun zamandır söylemek istiyorum ama şimdiye kadar pek fırsat bulamadım. Benim arkadaşlarım var ya hani bugün offroad'la tanıştıkları. Onlar bir kulübe üyeler. Hani şu benim de üye olduğum kulüp. Sınır tanımayan doktorlar. Şimdi bizim bu arkadaşlar bir Afrika seyahati planlıyorlar ve bana da dediler ki kalkıver artık oğlum, hadi. Cemal. Kalk çocuğum. Dudu. Sen bunu uyutuyor mu? Uyandırır mı, veriyor mu? Uyandır, veriyorum. Onu ben uyandırayım bak. Cemal, kalk lan. Kalk. Haydi. Haydi yavrum, haydi. Ayıldın mı? Ayıldın. Hadi oğlum, kalk da yüzünü yıkayıver, hadi. Sen serinle yola çık da. Sabah İstanbul'da varsın, alışverişini yaparsın. Akşamına evine dönüversin. Hadi bak. Hadi maşallah aslanım benim. Haydi koçum. Cemal. Al. Al işte burada para. O Yusuf ne dediyse hepsini al. Altta kalmıyor. Alırım, tamam. Ne yapacağız, ne yapacağız? Abi, dur. Gitme. Ne oluyor lan? Yani sen Eminönü'ne gidiveceksin ya, orada bir tane köprü varmış. Köprünün karşısına geçince bir tane pasaj varmış. O pasajda bana lazım bir şey var. Bak buraya da yazıverdim. Onu bana alsın elden bak. Tamam alırım. Neymiş o? Ne oluyor? Bır aranızda. Yok bir şey o. Ya ben kaçtım o zaman. Hadi. Hadi. Cemal. Ha? Kimseye karışıverme. Ha? Tamam oğlum. Hadi. Kamran, ne ediyorsun acaba? Ne ediyorsun ya? Ödüm koptu. Tarla faresi gibi önüme çıkıyorsun, ezdireceksin kendini. Sana gülü gülü demek için bekliyorum. Güle güle git, gülü gülü gel. Burada bir kamranın olduğunu unutma, he mi? Orada şehirli karılara bakayım deme. Ha? Ne bakacağım el alemin karısına kızına? Git gir içeri, asabımı bozma benim. Gece gece dolanma sokaklarda, hadi. Cemal!
Cemal dur lan, dur bakayım, dur. Bu ne arkadaş, ben bu köyden çıkamayacağım herhalde. Ne oluyor lan? Al bakalım onu. Ne bu? Toruna mektup yazı verdim dokunaklı. Üstünde adresi yazıp duruyor. Gitmişken bunu da elden verme. Ben postacı mıyım? Postaneye versene, niye bana veriyorsun? Oğlum sen zeki adamsın. Dokunaklı bir konuşma yap. Mektup da dokunaklı, dayanamazlar. Gelsinler nenelerine baksınlar, beni kurtarıversinler. Niyazi, mektupla olacak iş mi? Başka ne edem? Ha başka ne edem? Hem ne demişler? Söz uçağa yazı kalığı demişler değil mi? Ha? Derdimizi uzun uzun anlatıverdim. Acık vicdanları varsa kayıtsız kalmazlar. Ya arkadaş, zaten benim derdim başımı aşmış. Lan beş dakikanı ayırıvereceksin. Sevaptır. Kardeşini kurtaracaksın. Hadi bakayım, hadi, hadi. Emniyet gemiye mi taktın? Radarlara dikkat et yolda, tamam mı? Hadi bakayım, yavaş yavaş. Ha, ben Niyazi. Gel, gel. Ya bak, aklıma ne geldi? Bir de sen şöyle bir sepet yapsan. İçine yumurta, bazlama, tereyağı falan koy. Ben onu götüreyim, vereyim. Bir şey yarar, ha? Allah, hiç aklıma gelmedi ya benim. Acık bekle, hemen getiriverim. Ya bir yürü git işine, hadi. Kaçtım ben. İyi madem, hadi, hadi. Hadi. Hadi, hadi, iyi yolculuklar. Gülü gülü, gülü gülü. Hadi bakayım. Hadi. Allah'ım inşallah. Neymiş, trafik varmış. Ya ne trafik? Cennet bura, cennet. Bu dükkanlar açılana kadar biraz gezdire falan bari. Hepiniz ne ara geldiniz lan? Gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Lan! Lan! Dur lan dur! Lan dur, nereye götürüyorsun beni? Şoför! Lan! Birader!
Gir be. Of. Asu, Allah aşkına ne yapet konuş, şu toplantıyı bir saat ertelet. Vallahi işimden kovulacağım ya. Tamam Gül, halledeceğim. Arayacağım şimdi müşteriyi. Cüneyt Bey'in bir saat işi çıktı. Toplantımızı bir saat erteliyoruz diyeceğim. Adamlar geldiğinde Cüneyt Bey'e ne işiniz çıktı diyecek halleri yok herhalde. Tamam. Tamam kızım, çok sağ ol ya. Vallahi bak, çıkıyorum ben de şimdi, tamam? Tamam, hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Ya şaka mı bu ya? Ya hayır. Kahve iç, kendine gel. Tamam, geçtim. Geç kaldım, çıkmam lazım. Ya arabalardan birini versene bana bugünlük. Tamam, jipi al. Kolay yerde, kolay çıkartırsın. Tamam. Vaktin var mı? Bir şey konuşmak istiyorum. Hadi çıkmam lazım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Günaydın Asu. Günaydın Cüneyt Bey. Ondaki toplantımızda herhangi bir değişiklik yok değil mi? Yok efendim. Gül geldi mi? Henüz gelmedi. Gelir gelmez hemen odama gelsin. Tabii Cüneyt Bey. Hadi park cezasını kesin. E çekici parasını niye benden alıyorsun? Sanki ben dedim çek diye. E tamam, çekici parasını aldın. E o zaman otopark parasını niye benden alıyorsun? Sanki girdik çıktık park ettik. Bir de şok konuşma, biber sıkarım diyor. E sık bakalım hadi. Lan nereye geldik? Nasıl döneceğiz? Lan Kamuran, lan Kamuran. Hepsi senin yüzünden ha. Ama sen görürsün, ben sana bir çöp parçası bile alır mıyım? Torun. E gideyim torunu bulayım bari. Bedenini verir misin aynısını? Araba da önüne park ettim. Bir göz kulak olsanız da, çok acelem var. Tabii çekiyorlar galiba. Ne? Ya hayır ya. Dur! Hayır! Hayır! Dur, 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 dur! Geldim, çekme! Hayır, dur, çekme! Çekme, çekme diyorum! Ah! Ah! Niye her şey benim başıma geliyor? Var ya, sabahtan beri neler geldi başıma ya. Ne yaptın, toplantı işini hallettin değil mi? Hayır, adamlar yola çıkmışlar bile. Orada bekleriz Cüneyt Bey dediler. Cüneyt Bey de onları burada görünce haliyle bir şey söyleyemedim. Ya çok kötü oldu bu ya. Neyse, güzel haberi vereyim o zaman. Aa, araba mı geldi? Evet, gönderdiler. Bu iyi oldu işte. Ya sabah Kaan'ın arabasını çektirdim ya. Ha, bu arada unutuyordum. Cüneyt Bey gelir gelmez hemen yanıma gelsin dedi. Seni bekliyor odasında. Hadi ya. Beni çağırmışsınız Cüneyt Bey. Oo, nihayet teşrif edebildiniz hanımefendi. Ya, kusura bakmayın. Sabahtan beri başıma gelenleri bir bilseniz.
Telefonum süte düştü, tabletim yere düştü, arabam çekildi. Sonra da... Hiç boşa konuşup kendini yorma Gül. Yeter yalanlar. Bıktım. Hayır Cüneyt Bey, vallahi hepsi gerçek. Bak, konuşup da zaman harcamak istemiyorum. Kovuldu. Muhasebeye git, çıkışını verecekler. Zaten haberleri de var. Tamam. Kendi açınıza göre haklı olabilirsiniz. Ama en azından benim yerime birini bulana kadar ben çalışayım. Belki kendimi size affettirebilirim. Gerek yok. Asu yerine getirdim. Asu mu? Sümbül Hanım'la görüşecektim ben. Kendisi şimdi çıktı. Nereye gitti? Yani ne zaman gelir? Kendisine çok önemli mektup getirdim de. Sanırım artık gelmez çünkü işten ayrıldı. Aa, deme lan. Önemli diyorsanız ablasının iş adresi var. Onu vereyim size. Ablası? Ablası da mı var? Evet. Aa, desene torunlar ikiye çıktı. Anlayamadım. Neyse, ben de anlayamadım niye buradayım. İyi, yazı ver adresi o zaman. Gül Hanım. Hiç hoş gelmedim valla. Kaan nerede? Hastası var. Ne zaman bitiyor işi? Bilmiyorum. Ya bir şey de bil ya. Gül. Hayırdır? İşten kovuldum. Aa, nihayet. O ne demek şimdi ya? E boşuna gidiyordun o salak yere. Ha, Kaan benim burada moralim bozuk. Senin beni teselli edeceğine dediklerine bak ya. Gül tamam abartma. Hastalarım var. İyi git o zaman hastalarınla ilgilen, benimle ilgilenme. Gül, tamam dedik. Akşama baş başa yemek yiyelim mi? Olmaz. Niye? Parti yapacağız, arkadaşları çağırdım. Kaan, ne partisi ya? Ne kadar rahatsın. Canım senin de kafanda alır, biraz abartma bu kadar. İstemiyorum, iptal et. Edemem. Ayıp olur. Peki. Madem ayıp oluyor. O zaman ben de ablama giderim. Sen de arkadaşlarına takılırsın. Çek hemen bu kafayla. Gül. Ya bir saçmalama ya. Ya ben bir iş adresi arıyordum ama o da burayı gösteriyor. Bakayım. Tamam, burası. Buyurun. Burası buyurun diyorsunuz ama burası eve benziyor. Ha evet. İnternet üzerinden alışveriş yapılan butik bir şirketiz. Home ofisimiz burası. Ha. Home ofis. İyi böyle oluyor demek. Evet. Nasıl yardımcı olayım ben size? Şey, oturalım bir. Hadi, buyurun. Ben Muğla'dan geliyorum. Geliyorum. Güzelköy'den. Size bir mektup getirdim. Aa, ne mektubu bu? Sizin neneniz bizim köyde yaşıyor sanırım. Onun için. Ne? Ay, olur mu canım öyle şey? Biz soyumuzu, sopumuzu biliyoruz çok şükür. Allah Allah. Bizim ninemiz annemizin doğum sırasında vefat etmiş. İşte bizce etmemiş.
Yani belki size öyle söylendi, siz öyle biliyorsunuz ama sizin neneniz ki adı Sultan Ana oluyor, o hala yaşıyor. Gerçekten mi ya? Gerçekten. Allah Allah. Peki siz o kutuyu niye yolladınız? Kutu mu? Ne kutusu? Siz Gül Hanım değil misiniz? Ha yok. Tamam. Ben Gül'ün ablasıyım. Nihal benim adım. İyi. Memnun oldum. Ben de Cemal. Ya Nihal Hanım ya, biz köyde çok mağduruz. Bizim bir de muhtar var. Özellikle o pek bir mağdur. Sultan Ana da yaşlandı. Torunum torunum diye etrafta koşuşturuyor. Başka da bir şey demiyor. Siz bir konuyu düşünseniz. Sonuçta yaşlı kadın torun hasretiyle gitmesin öbür tarafa. Allah Allah, kafam karıştı ama. Ana, arkadaş iyi değil mi? Ne gibi? Ne bileyim, geldiğimden beri öyle heykel gibi durup durup. Yok canım. Yoga yapıyor. Ha, yoga yapıyor. Güzel, yapsın yapsın. Nihal Hanım, ben akşam köye döneceğim. Gitmeden yine uğrarım. Siz de böyle rahatsız ediyorum ama sonuçta insanlık vazifesi. Siz de bu konuyu böyle düşünseniz. Yani yaşlı kadın, onu mutlu etmiş olursunuz. O zaman ben kaçayım. Size iyi günler. Tamam, iyi günler. Arkadaşa iyi yogalar. Sağ ol, sağ ol. Geldim. Selam. Gelin. Ne haber abi? İyi geçin. Orada içkiler var. Canım. İsteğinizi alın. Ceketini alabilir miyim istiyorsan? Merhaba. İyi olacak. Ay, ben küpüleri çıkartacağım. Tamam. Çok acıdı. Hoş geldin. Ne haber? İyi. İyi. Geçin, sen? İçkiler alın. Ne o öyle haremlik selamlık ya? Açılın biraz. Öyle mi abi? Tamam. Tabii. Aman. Hop, çok teşekkürler. Evet, başlayalım. Hey. Önce başlasın. Hey, bekle. Geç geliyorum. Gül, ne oldu sana? Aa. Uf, abla ya. Of, her şey ters gidiyor ya. Yemin ederim bıktım bu İstanbul'da. İnsanlarından, ayak oyunlarından. Tamam bir tane bir sakin ol. Ne oldu, sen bir onu söyle önce. İşten kovuldum. Hadi. Cüneyt Bey beni işten çıkardı. İşsizim yani. Hadi ya. Oo. Kızım bir tepki versene, işten kovuldum diyorum ya. Ya rahat bıraksana beni. Senin verdiğin işi yapıyorum işte burada. İstiyorsan yapmayayım, buradan da kovul. Neyse ya, aman üzülme bu kadar. Burada benimle çalışırsın. Hiç olmazsa benim işleri düzeltirsin. Battım vallahi. Abla bari sen dalga geçme ya. Kaan umursamadı, zaten sana geldim dertleşmek için. Sen de böyle yapma ya. Ya tamam kızım, sen de çok büyütüyorsun ama dünyanın sonu değil, her şeyin var bir çaresi. Otur işte bir sakinleş. Konuşacağız, halledeceğiz. Kaan, biz kaçalım abi artık ya. Her şey için çok teşekkürler. Yapma ya. E kalsaydınız abi daha. Ya abi Gül de yok zaten. Daha fazla zaman kaybetmeyelim biliyorsun. Ya kıza da daha söyleyemedik ha. Artık bunu sen düşüneceksin. Bizim daha yapmamız gereken bir sürü iş var. Doğru diyorsun. Ceketleri alabilir miyiz? Ha tamam, onları getireyim. Benimki de almam. Ben sana biraz toplamaya yardım edeceğim. Tamam. Seninki... Evet. Okey. Abla ya. Neden hep böyle bir şey ters gidince her şey ters gidiyor? Çünkü sen olayları negatif değerlendiriyorsun. Günde 25 kere kovulacağım dersen kovulursun tabii. Böyle söyle söyle çağırıyorsun bütün negatif enerjileri. Çekiyorsun hepsini sünger gibi üstüne. Ne yapayım? Önce sakin ol. At onları bir üstünden. Oh, rahatla. Unut her şeyi. Hatta unutmak için git birkaç gün İstanbul'dan. Ya nereye gideceğim?
güzel köye. Bir yakışıklı geldi bugün oradan. Bu mektubu getirdi. Ya bizim ninemiz yaşıyormuş orada. Sen ona bir kutu göndermişsin. Sen de buna inandın yani. Bilmem. Kafam karıştı doğrusu. Ay abla hayır ya. O öyle değil. Ben biliyorum o kutu oraya yanlış gitti. Ben bu yüzden işimden oldum. Sen hemen inanıyorsun böyle şeylere ha? Ben tesadüflere inanırım. Enerji diyorum. Evren. Gönderiyorlar işte. Ay hayır abla ya. Hayır hayır. Mektupta çok ilgini çekecek bir şey var ama. Bu kadın zamanında köyünde görev yapan bir astsubaya kaçmış sonra geri dönmüş. E'si bizim dedemiz de astsubay. Unuttun mu? Sen ciddi ciddi inanmışsın. Bilmem. %100 değil. Ama gidip bakmaya değer diyorum. Macera. Al o zaman Sude'yi de gidin maceranıza. Vallahi ben 15 güne evleniyorum. Benim daha bir ton işim var. Daha organizasyon şirketine gideceğim. Sağlık belgelerini toparlayacağım. Hazırlık dedim bir ton. Hallolur, hallolur tamam. Zaten gereksiz bir şekilde Kanada çıkıştım. Gideyim onu göreyim bari. Sen bilirsin. Hadi görüşürüz Uzaylı. Ne hissediyorsun? Hayatın için yepyeni bir yola ayrılmasın. Heyecanlıyım. Zor bir karar tabii. Ama epey düşündüm. Bunu yapmayı çok istiyorum. Karşıma böyle bir fırsat geçmişken bunu tepmek istemem. Doğru. Sonra da keşke yapsaydın diyeceğini yapmak lazım. Ben de artık kalkayım. Nasılsa daha çok beraber olacağız. Tamam. O zaman ben senin ceketini getireyim. Pardon. Ablanda kalmayacak mıydın ya? Ne işin var burada? Bilmem. Şeytan dürttü galiba. Neyse, size iyi geceler. Kaan, bana hemen açıklama yapmak zorundasın. Açıklanacak bir şey yok ki. Parti yaptık işte. Biliyorsun zaten. Sen beni salak mı zannediyorsun? İki kişilik parti mi bu? Ya sana inanmıyorum ya. Ya beni aldattın ya. Yok Gül, saçmalama. Öyle bir şey olur mu? Yapmadım öyle bir şey. Bak, yalan söyleme. Eğer yaptıysam yaptım de. Yapmadım ya. Ya yapmadın. Herkes buradaydı. Sen yoksun diye erkenden kalktılar. Chris de sağ olsun ortalığı toparlamam biraz yardımcı oldu. Ben de ona bir kadeh şarap koydum. Sanki benim için geldi arkadaşların değil mi? Evet. Gül bak. Ben epeydir seninle konuşmak istiyorum ama bir türlü bir fırsat bulamadım. Tamam. Konuş. Söyle, karşındayım işte, söyle. Tamam. Oturalım mı? Ha, otursana. Ben gidiyorum. Nereye? Afrika'ya. Nasıl yani? Neden? Bizim kulüp var ya, bu sınır tanımayan doktorlar, bu benim offroadçu arkadaşlar geldiler, parti yaptık falan. İşte onlar bir Afrika seyahatine gidiyorlar ama tamamen hayır amaçlı bir şey. Yani onların, oradaki insanların faydası için. Bir diş doktoruna ihtiyaçları varmış, bana sordular, ben de okey dedim. Niye ya?
macera. Ha? Bambaşka bir dünya. Yani bu benim hep hayalini kurduğum bir şey. Nasıl ya? Ben değil miydim senin hayalin? Sen de benim hayalimsin tabii. Yani sen de benim hayalimsin ama... ne bileyim, geçen hafta öyle aniden soru verdiler. Ben de okey demiş bulundum. Tabii. Afrikalılar daha ağır bastı tabii. Ne zaman gidiyorsun? Önümüzdeki hafta başı. Düğün? Evlenmeyecek miyiz? İşte asıl konuşmak istediğim konu bu. Yani belki de biz bu mevzuyu biraz ertelemek zorunda kalabiliriz. Ne kadar? Yani iki... belki yani bilemedin, üç... İki, üç ne? Hafta, ay? Yıl. Nasıl ya? Kaan, sen beni bırakıyor musun yani? Yok, yani teknik olarak öyle değil. Ben... ya benim karşıma bir yol çıktı ve ben bu yolu sonuna kadar yürümek istiyorum. Bugün sonuna kadar. Yani... böyle şeyler insanın karşısına her zaman çıkmıyor. Beni anla lütfen. Yani anlıyorum. Yani çok üzülüyorsun. Yani bence buna alışsan iyi olur. Sana inanmıştım ya, sana güvenmiştim. Ya sana inanmıştım ya, güvenmiştim ya. Ya Gül, lütfen rica ediyorum. Ne ya? Bu ne, bu ne? O ne, bilmiyorum. Neyi bilmiyorsun ya? Bu o kızın küpesi değil mi? Onunla beraber gideceksin Afrika'ya değil mi? Sevgilin o senin değil mi? Yok artık Gül, saçmalama. Bırak. Nereye gidiyorsun? Bitti. Jipini de trafiğe çektirdim. Arayıp bulursun. Yani hiç ihtimal yok diyorsunuz öyle mi? Ay ay. Aslında bilmiyorum. Yani dediğiniz gibi bazı benzerlikler ya da ne bileyim işte tesadüfler var diyebiliriz ama kutuyu gönderen kardeşim bunun tamamen bir yanlışlık olduğunu biliyor. Yani böyle küçük bir ihtimal de yok mu? Belki de vardır ama şimdi güzel kardeşim, ne benim ne Gül'ün bu konuyu araştırmak için oralara gelecek bir vaktimiz yok. İleride olur belki. Bilemiyorum. Söz vermeyelim biz. Neticede yaşlı bir kadına boşu boşuna umut vermiş gibi olmayalım. Tamam. Siz yine de kendisine bir şey söylemeyin ha. İyi. Siz daha iyi bilirsiniz. Ama biz yine de sizi bekleriz güzel köyümüze. Yani hiç değilse misafirimiz olmuş olursunuz. Sağ olun, sağ olun. İnşallah günün birinde. O zaman ben kaçayım. Tamam. Amerikan kahvesi için de teşekkür ederim. Rica ederim. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben de ablacığım. Görüşürüz. Hadi güle güle. Thank you.
Lan vicdansızlara bak ya. Bir Allah'ın kuluna durup bakmıyor. Nasıl insan bunlar? Bayan. İyi misin? Ne oldu, kaza mı yaptın? Ya o zaman niye yolun ortasında oturup duruyorsun? Dur, dur bak nefes al bak. Derin derin bak böyle. Al. Aa. Ya seni kim ağlattı böyle? Böyle olmaz bak, derdin demeyen derman bulamaz derler. Heh. Sen burada bekle, bir yere ayrılma, geliyorum ben. Güzelce yıka yüzünü. Çarp yüzünü. Al bıçağına gel. Daha iyi misin? Sağ ol. Anlaşılan derdin büyük. Bir insan yolun ortasında bu hale geliyorsa yüreği yanıyor demektir. Beni biraz rahat bıraksınız. Bu kadar yeter, sağ olun. Ya bakın, içinden çıkamadığınız bir durum varsa söyleyin bana. Ben elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Gerçi buralara yabancıyım ama. Ya tamam ya. Konuşulacak şeyler değil bunlar. Ha, anladım. Siz bana güvendiniz. Ama tanısaydınız güvenirdiniz. Tekrar sağ olun. Sizinle alakalı değil. O zaman siz bana yardım etseniz, ben Muğla'ya gideceğim de bir türlü yolu bulduramadım. Muğla mı? Muğla, Muğla. Güzelköy'den geliyorum ben. Güzelköy mü? Ha. Biliyor musun köyümüzü? Bana göre dünyanın en güzel yeridir. Tamam. Düz devam ediyorsun. Sonra çevre yolu tabelasını göreceksin. Oradan girersen yolu bulursun. Sağ olun. Ya tekrar görüşürüz diyeceğim ama bir daha nerede görüşeceğiz? İyi geceler. İyi geceler. De gideyim de bu İstanbul'da da güzel bir şey varmış ya. Senin gibi kızı kim ağlattıysa Allah onu bildiği gibi yapsın. Ya kızım çatlatma adamı. Anlatsana artık, ne oldu? Ben gidiyorum abla. Nereye? Ya o güzel köy mü ne işte oraya. Güzel köye mi? Niye? Öyle. Kaan beni aldatıyormuş biliyor musun abla? Ne? Daha demin yakaladım. Ben her şeye onun için katlanıyordum ya burada. Ama arkadaş yeni sevgilisiyle Afrika'ya gidiyormuş. O da gidiyorsa ben de burada durmam daha fazla. Senin dediğini dinleyeceğim. Kendimi toparlamak için uzaklaşacağım burada. O yüzden beni durdurmaya çalışma. Nerede o mektup, ver hadi. Dur bir dakika, dur dur. Sen kesin kararlı mısın? Evet abla, kararlıyım. Şu iki günde hayatımda çok şey değişti. O köyün ismi sürekli karşıma çıkıp duruyor.
Belki de işaret. Belki burada bulamadığım huzuru orada bulacağım. Hadi ver mektubu. Bakın. Senin emzin resmini buldum. Aa. Ver bakayım. Merak etmeyin, arayacağım sizi gidince. Tamam canım. Yolun açık olsun. Aklımı sen de bak. Bizi merakta bırakma. Tamam. Ben zaten bir yere gitmiyorum. Kalbim sizinle. Biliyorum canım, biliyorum. Her şey çok güzel olacak. Buna inan. Bak şunu sakın unutma. Yol ayrımları kaderindir. Sen gitmek için kendine bir yol seçersin. Diğer taraf hep aklında kalır ama sen hep doğru bildiğinden git. Vallahi bu yol sana çok iyi gelecek. Hissediyorum. İnşallah abla ya. Öyle öyle. Ay sen de bakma öyle ya. Bak vallahi şimdi vazgeçeceğim gitmekten ama. Neden ki? Ben olsam uçakla gitmiştim. Şimdi oradaydım. Ciddi misin? Hiç olmadım kadın. Çünkü belki de o kadın gerçekten bizim yinemiz. Ve belki de bu hepimize iyi gelecek. Gel buraya kuzum. Olur. Aklın hiç kalmasın bende abla. Ben sen mutlu olduğun için mutluyum. Ay tamam ya, duygusala bağladınız. Hadi gidiyorum ben. Hadi git. Hadi iyi yolculuklar. Dikkatli git. Şimdi ne yapıyorsun sen ama? Abla onu üzmemek için öyle yaptım ben. Sonuçta ayrılık hiç hoş bir şey değil. Seni oyuncu. Kaçma, gel buraya. Seviyormuş. Gel gülmek. Gel. Ay aslanım benim be. Ne yaptın? Aa, ne yapayım baba? Allah. Abi mallar nerede? Kamyonun kasasında mı? Yok lan. Elim kolum boş geldim zaten. Ne oldu lan? Sorma baba ya. Öyle icap etti. Ya benim sipariş ne oldu ya? Ha. Bir onu hallettim bak. Kamyonun ön koltuğunda. Koş kap gel hadi. Ne oldu anlat bakayım ya. Tamam. Ya baba. Ben bir daha bu İstanbul'a ayak basarsam bana da insan demesinler. İnsanlıktan çıktım ya. Oğlum bir şeyin yok değil mi? Yok ana yok. Ya bir yerden bir yere gitmesi zaten başlı başına bir dert. Gidiyorsun park yeri yok. Bir de ispark mı işpark mı bir şey çıkarmışlar. Nereye gitsen para istiyorlar. Diyorum tamam vereyim parasını. O zaman da park yeri yok diyorlar. Dedim sonra Cemal sen uslu uslu dön köyüne. Katil olma buralarda. Paran da cebinde kalsın. Geldim ben de böyle. Lan. Yusuflara ne diyeceğiz ya? Madara mı olacağız? Ha, yok madara olmayacağız baba. Ben onu da düşündüm. İşte böyle Yusuf'um. Durum bu. Mısır çarşısı kalabalık. Oğlan diye yok ki insan seyle. Neyse efendim, bu kapalı çarşıya girerken elini cebine atıveriyor. Ana, para yok. Çaldırıvermiş mi sana? Doğru polise, boştur boştur.
İşte çarşıda gramavlar falan varmış. Mobilse mi neyse. Bakıvermişler. Yok. Hiçbir şey yok. Sen de ulan o sinirle polise çıkışı be. Polis de bana vermiş biber kazına. Abo. Bah bah bah. Ay gözüne bir şey olmuş mu? Limon sıkı vereyim hemen. Sıkı vermiş, sıkı vermiş. İyi hindi gözüm. Hindi ne olacak? Ya neyin ne olacak? Düğüne hemen kuru vereceğiz Yusuf. Çocuklar evlenince gönderiveriz İstanbul'a. Ne alacaklarsa alırlar. Vallahi bilemiyorum ki. Ay neyi bilemiyorum baba? O vakit benim kocam olacak. Heh. İster İstanbul'a götürür, ister Paris'e. Sen ne karışıyorsun? Onu demiyorum kız. Bedava mı geçeceksin? Ne bedavası Yusuf? Düğün edeceğiz ya. Hallediverirler sonra onlar. He, Sultan'ınla öte tarafa gitmeden everin beni. Ya. İyi madem, ölüyorsun. Ben senin hayatından gittim oğlum. Hadi yerime koy birini koyabilirsen. Ben senin hayatından gittim oğlum. Hadi dur o sarı odalarda durabilirsen. Ben sen isen diye bittim oğlum. Hadi bakalım. Ben seni yudum yudum içtim oğlum. Hadi ol eskisi gibi olabilirsen. Sen şimdi hakikaten bana kıyacaksın mı lan? Sana kıymayacağım lan. Nikah kıyacağım ben. Görevim bu benim. İyi de Niyazi, sen bu nikahı kıyınca ben Niyazi olmuş oluyorum ya. Öyle oluyor değil mi lan? E o zaman sen de hür iradenle hayır de arkadaş. Heh, diyeyim, diyeyim de hürgür çıksın iyice. Ben ne edeyim lan? Ya arkadaş, ben o İstanbullu kıza vuruldum, vuruldum. Aşık oldum lan aşık. Allah. Ben o İstanbullu kız gibi kız istiyorum ya. Kamuran'ı istemiyorum. Ya sen arkadaş iyice tuhaflaştın ha, iyice saflaştın. Adı ne lan bu kızın? He, bilmem. Bak adını bilmiyorsun. Evli mi bekar mı onu biliyor musun? Ha, onu da bilmiyorum. Aferin, onu da bilmiyorum. Yüzük müzük var mıydı parmağında, baktın mı? Yok, bakmadım. E ne edeceksin o vakit? İstanbul'a mı geçeceksin peşinden? Hadi gittin diyelim, koskoca İstanbul'da nerede bulacaksın lan kızı? Hadi onu da buldun diyelim, kolundan tutup köye mi getireceksin? Koskoca İstanbul bırakılıp köye geldi mi lan? Lan Niyazi, gittim gördüm. Hakikaten bir halt yok ya bu İstanbul'da. Dışı seni içi beni yakar. Ha
zaman Hatice, sana bir dost tavsiyesi, tamam mı? Olmayacak duaya amin deme. Şu lafımı da unutma. Ahırdaki topal eşek, çayırdaki yağız kısıraktan yeğdir. Bak kıza, boyanmış fıstık gibi olmuş. Ya kendini hamurana ikna et ya da istemiyorsun da isyan et Hatice'ş. Aman be, tamam. Senden yardım isteyen de kabahat. Kalpsiz. Of. Bu kadının milletini beklemek ne zor şeymiş lan. Celal. Kız, neyde kaldın? Nikah giyilmeye çekindin. Anca süslenemeydim aşkım. Aşkım? Dön bakayım lan bir şöyle. Abla, lan ne güzel olmuşum lan sen. Olmuş mu? Olmuş, olmuş. Bana bak, ben indi şarkı söyleye vereceğim düğünde. Sen de söylesene lan. Babam kız mısın? Lan ne olacak? Ben çağır veririm sahneye, babam bir şey diyemez. Pardon. Burada Muhtar Niyazi diye biri varmış, biliyor musunuz? He, meydanda kendisi nikah giyip duru. Aa, düğün mü var? He, oyalayıverdin sen bizi. Şimdi kıyılıverecek nikah. Yürü Celal. Sen onbaşılığın Yusuf kızı Kamuran yaşa basmaz. Cemal Alkan'ı koculuğa kabul edip durun mu? Düm kalbinle. Evet. Sen öküzcülen Hüsnüoğlu Cemal Alkan. Kamuran yaşa basmazı. Garılığa kabul edip durun mu? Ve bakayım.